Merhaba 90 Artı'ya hoş geldiniz. Bu pazar akşamında Çağdaş Atan'la karşınızdayız. Hem transferleri konuşacağız, hem ikinci yarı hazırlıklarını konuşacağız, hem de artık Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına az bir süre kala ikinci yarıdaki şampiyonluk yarışı üzerine biraz öngörüde bulunmaya çalışacağız. Ama önce birinci gündem maddemiz Arda Turan olacak. Yaklaşık bir haftadır Türk futbol kamuoyunun gündeminde, Türk futbolunun belki de en parlak isimlerinden bir tanesi. 6,5 yıl kadar İspanya'da çok önemli bir kariyer yaptı. Atletico Madrid formasıyla şampiyonluk yaşadı. Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Barcelona formasıyla yine La Liga'da şampiyonluk yaşadı. Kazandığı kupalar var ama en nihayetinde İspanya macerası sona erdi ve Türkiye'ye geri döndü Arda Turan. Medipol Başakşehir'le 2,5 yıllık bir anlaşma imzaladı ve 2,5 yıl süren Barcelona kariyerinde böylece sonlandırmış oldu. Arda'yı konuşalım, Arda'yı konuşarak başlayalım ama önce bir Barcelona kariyerini hatırlayarak başlayalım, evet. Arda'nın. Arda 2015-2016 sezonunda Barcelona'ya transfer oldu ama orada Barcelona'nın bir cezası olduğu için, transfer yasağı olduğu için yaklaşık bir yarım sezon forma giyemedi. Ona rağmen kalan yarım sezonda 25 maça çıktı, 13'ü ilk 11'deydi, 2 gol ve 4 asist üretti. Ertesi sezon özellikle Neymar'ın sakat olduğu bölümde sezon öncesi ve sezon başında harika bir başlangıç yaptı. Toplamda 30 maç, 20'si ilk 11, 13 gol, 6 asist ama maalesef bu sezon itibariyle tek bir maçı dahi yok. Sadece bir hazırlık maçında 45 dakika oynayabildi. Şimdi Galatasaray'dan Atletico Madrid'e gittiği andan itibaren sürekli yükselen, Barcelona'ya transfer olan, Barcelona'da o birkaç ay oynamamasına rağmen ikinci yarıda takıma giren, zaman zaman süre alan ve 2016-2017 sezonun başında da Neymar'ın yokluğunda, sakatlığı sırasında süre alan, gol atan, asist yapan bir Arda'dan sonra yavaş yavaş düşen ve Nisan ayından bu yana hiç Barcelona forması giyemeyen bir Arda'ya dönüştü. Yani sence neden böyle oldu? Bir eski futbolcu gözüyle bu kadar yükselmişken, böyle hani Avrupa futbolunun, hatta belki de dünya futbolunun zirve kulübünde oynama fırsatı bulmuşken sonra neden geriye dönüş yaşandı? Ne dersin? Evet, yani tabii ki Arda'yla ilgili söylenebilecek çok şey var. Yani bu son kötü geçen bu senenin ayrı tutarsak, bu seneyi ayrı tutarsak mükemmel bir, evet. Toplamda 6,5 senelik mükemmel bir kariyer. Gerçekten özellikle Atletico Madrid dönemi, senin de bahsettiğin gibi geçen seneki başlangıç, iyi gidiş. Arda gerçekten İspanya'da çoğu şeyi ispat etti. Sonunda da bunun mükafatını Barcelona'ya giderek aldı ve hepimizi gururlandırdı. Taraflı, tarafsız, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu, birden herkes Arda'ya sempatik bakmaya başladı. Tabii bunun sebebi Arda'nın saha içinde vermiş olduğu mücadele, her geçen gün kendini geliştirmesi. Benim eski bir oyuncu olarak veya antrenör olarak Arda'da en beğendiğim özelliği, Atletico Madrid'de de sıkıntı yaşadığı dönemler oldu. Hatırlıyorum, evet. Simeone'nin ilk geldiği dönemlerde zorlandığı, oynamadığı, ikinci takıma gönderildiği falan konuşuluyordu bir ara. Benim en sevdiğim özelliği Arda'nın onun yetersiz gördüklerinde onunla çok iyi başa çıkabilmesiydi. Ben kendimde de o özelliği görüyordum. Yani eğer çok iyi bir rekabet ortamına girmesi gerektiğinde Arda kendini çok geliştirebilen, kendi üzerine, kendi kapasitesinin üzerine çıkabilen bir oyuncuydu. Ve kariyeri bu şekilde yüksele yüksele devam etti. Ama tabii ki bu son sezonunda hoca tercihi de yani futbolcular için çok önemli. Yani şimdiki transferinde de hoca tercihinin Başakşehir'e gelmesinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yani Abdullah Avcı çocukluğunu biliyor. Hani derler ya, hakikaten öyle ama yani. Aynen öyle. Hem öyle hem de Abdullah Avcı çok saygı duyduğum bir teknik adam. Şu anlamda gerçekten kariyeri düşüşte olan veya oyuncuyu aldığında ya bu oyuncuyu niye aldı denen oyuncuları çok belli bir seviyeye taşıdı. Bunu Şenol Hoca'da da, Şenol Güneş'te de görebiliyoruz. Bunlara çok örnek verebiliriz. Yani Adebayor'undan Emre'yi ayrı tutuyorum tabii ama hala yine de o 38 yaşında olmasına, evet. Rağmen mükemmel oyun oynuyor şu an. Hala Türkiye'nin iyi orta saha oyuncusu. Bunlara bir sürü, yani Galatasaray çıkışlı U17 milli takımdan tanıdığı Uğurlar, Ferhatlar, Yalçınlar, bunların hepsini üzerine koydurdu Abdullah Volkan Yalçın. Babacan onun döneminde Volkan milli takıma seçilmeye, evet, başladı, yani tekrar. Sayamadığım bir sürü isim var.
Bence Arda'nın tercihinde, bu düşüşünde Abdullah Avcı'nın ona bir çıkış yolu açabileceğini düşünmesinin de bir rol oynadığını düşünüyorum. Öncelikle bu transfer bir başarısı diye düşünüyorum ben. Yani Başakşehir takımının çok cesur bir atağa, Barcelona'dan herhangi bir oyuncuyu almaya bile bir cesaretlenmek, o gücü kendinde görebilmek, maddi, manevi anlamda o gücü kendinde görebilmek çok önemli bir ayrıntı. Gittiler, iyi bir transfer politikası izlediler. Şansları ve ilişkileri, Sayın Göksel Gümüştağ'ın Arda'yla olan ilişkileri, Abdullah Avcı'nın bu tarz oyunculara karşı vermiş olduğu performans çıkışı, hepsinin Arda'nın Başakşehir'e gelişinde rol oynadığını düşünüyorum. Umarım, yani ben Arda'ya her zaman sıcak bakan bir futbol adamıyım. Bizi çok seneler gururlandırdı. Şimdiki düşüşü gerçekten beni çok üzmüştü. Umarım eski günlerine tekrardan Başakşehir'le döner. Sonuçta ortak paydamız bizim Türkiye milli takımı. İyi bir Arda'ya milli takımın her zaman ihtiyacı var. O eski günlerine umarım en kısa zamanda tekrardan döner. Peki bu noktada şimdi uzun zamandır oynamıyor. Eylül ve Ekim ayında oynadığı milli maçlar var. Evet. Sadece ki onlarda da hani fiziksel olarak iyi durumda olmadığını görebildik çok doğal bir şekilde. Ne kadar zaman alır sence Arda'nın 90 dakika oynayacak seviyeye gelmesi? Şimdi bir kere kolay değil. Ben de Eskişehir'de canlı iki tane milli maç izledim Arda'nın da oynadığı. Gerçekten kolay değil. Geçen seneden beri ve bu seneyle beraber antrenman yapıp milli takımda çok maç oynadı. Yani bir de onun üzerine çok fazla sorumluluk yükledik. Herkes Arda'dan bir şeyler bekledi. Ama gerçekten kolay değil. İşin içinde olan bizler, sizler bunu çok iyi bilirsiniz. Yani ne kadar iyi idman yaparsan yap, o maç eksikliği, maç kondisyonu çok farklı bir şeydir. Sahada inanın duracağınız yeri bile şaşırırsınız yani. O yüzden Arda'nın toparlaması zaman alacaktır. Ama en büyük şansı çok sistemli bir takıma gelmesi. Oyunu bilerek oynamaları, ne oynamaları gerektiğini bilmeleri Arda'nın en büyük şansı olacaktır. Yani çok fazla aşırı performans veya tek başına bazı şeyleri zorlamaktansa takımla beraber hareket ederek Arda en kısa zamanda o eski performansına ulaşacaktır diye düşünüyorum. Ama bu ne kadar zaman alır? Bu biraz da Arda'nın mental gücüne bağlı. Eğer kafasında her şeyi tekrardan ben çıkış yakalayacağım, ben Arda Turan olacağım tekrardan derse çok çabuk o rekabetçi karakteriyle de bunu başarabileceğini düşünüyorum ben en kısa zamanda. Aslında az önce belirttiğin önemli bir nokta, önemli bir çizgi Arda Turan'ın kariyeriyle alakalı. Yani her şeyi kendi başına yapmak mı yoksa bir takımın parçası olmak mı? Hatırlarsan Galatasaray'dan ayrıldığı süreçte ki Galatasaray'da o çok kötü bir sezon geçirmişti ve o dönem her şeyi kendi yapmaya çalışan, çabalayan... Bir bel sakatlığı da vardı o zaman. Evet, sakat da, oynayan bir Arda Turan vardı ama özellikle Atletico Madrid süreci Arda Turan'a bir takımın parçası olabilmeyi, kendi sorumluluğu, kendi alanında yapması gerekenleri yapması gerektiğini aslında öğretti. Evet. Ve böyle de bir sistem takımına gelmesi dediğin gibi bir avantaj gibi görünüyor. Kesinlikle. Yani Abdullah Avcı bence Arda'nın Türkiye dönüşündeki tercih evet. sebeplerinden bir tanesi. Ve sistematik oyun ve ilk defa Başakşehir ben şampiyon olacağım diyor. Yani bunu sözde dile getiriyorlardı. Artık icraatla da, oyunla da, yapılan transferle de artık bas bas ben şampiyon olacağım bu sezon sonuna kadar gitmek istiyorum şeyin mesajını da vermiş oldu ya. Başakşehir'in oyunuyla alakalı da Arda ne katabilir onu da konuşacak olursak eğer, Başakşehir'de artık bir şampiyonluk adayı büyük takım gibi, Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi, Trabzonspor gibi artık rakipler onlara karşı kapanıyorlar ve bir set oyunu oynamak zorunda kalıyor biraz evet. da. Ve artık o geçiş oyundan set oyununa evrilen bir oyun da var. Abdullah Hoca da bunu ayrıntılı bir şekilde izah etmişti. Arda tam da bu oyunda hani çok kilit açabilecek bir oyuncu hüviyetinde, öyle değil mi? Evet, yani şimdi Elyas çok iyi başladı sezona. Ama sonradan bir düşüş golü var sadece evet. Düşüş yaşadı. Şimdi Kerim Fıray o bölgede biraz canlılık getirdi, iş yapmaya başladı. Yani sağ tarafta zaten bir problemi yok Visca ile beraber. Önde çok iyi bir santroforu var. Yani kapanan takımlara karşı sadece pivot santrofor olarak oynamıyor Adebayor. Çok geriye geliyor, top alıyor, sağa sola deplase oluyor. Yani gerçekten takım için çok önemli bir parçalardan bir tanesi. Arkasında gününde
olduğu zaman veya performansı bildiğimiz Mossor olduğu zaman bu ligin en iyi oyun kurucularından bir tanesi. Yani o bölgede en iyi oyunculardan bir tanesi Mossor'u. İyi bir Arda da ön tarafta. Yani gerçekten tehlikeli bir dörtlü. Arkada zaten Emre, Mahmut, işte değişiklikler olduğunda Gökhan İnler. Yani isimler baktığınız zaman hep bu pas oyununu, set oyununu zorlanmayacak şekilde oynayacak oyuncular bunlar. Zaten çok üst düzey bir antrenörle çalışıyorlar. İyi bir ekibi var belli ki. Her maçı çok iyi analiz ediyorlar. Her rakibin en ufak detayına kadar inceleyip duran toplarda bile duruş pozisyonlarına göre attıkları goller var. Yani bunları bariz görebiliyoruz. O yüzden Başakşehir ligin sonuna kadar bu işin içinde olacaktır diye düşünüyorum. Peki Arda Turan'ın tercihine geri dönelim. Hani biz sonuçta hani ülkeden yetişmiş futbolculara baktığımız zaman işte Barcelona'ya futbolcu ihraç, sürekli Barcelona'ya futbolcu ihraç eden bir ülke değiliz. Evet. Hani Rüştü Reçber gitmişti 2002 Dünya Kupası'ndan sonra. Kısa bir dönem kalıp geri dönmüştü. Arda Turan da ikinci oldu ve Arda Turan daha kalıcı oldu. Hem de Arda Turan Atletico Madrid'den bir sıçrama yaparak gitti. Yani evet. Onun serüveni ve daha büyük bir bedelle gitti. Ve büyük bir bonservis bedeliyle gitti. Aynen öyle. Ama şimdi Barcelona'dan Süper Lig'e geri dönüş. Burada acaba şimdi Ahmet Bulut 8-12 teklif var diye açıklama yaptı. Herhalde evet. Bu 8-12 teklifin birkaçı muhtemelen Avrupa'nın 4-5 büyük liginden takımlardan da oluşuyordu. Muhakkak. Acaba Arda burada hemen Süper Lig'e dönmeseydi de bir şans daha deneseydi Avrupa'nın bu büyüklüklerinden bir tanesinde daha iyi olmaz mıydı diye insan geçirmiyor değil içinden. Yani şimdi biz burada bunu tartışıyoruz. Evet. Eminim ki Arda'yla Sayın Ahmet Bulut da bunu 6 aydır her gün konuşuyorlardır. Gece gündüz ne yapacağız, ne yapmamız lazım? Barcelona'da mı kalmalıyım, Avrupa'ya mı gitmeliyim? Yoksa doğduğum kulüp olan Galatasaray'a mı dönmeliyim? Beni isteyen duyumlara göre Beşiktaş var, işte son zamanlarda Başakşehir var. Bunun planlamasını ve konuşmasını yapmışlardır. Onlara göre en sağlıklı karar bu olmuştur diye düşünüyorum. Tabii ki ben de isterdim yurt dışında oynamış bir oyuncu olarak gelmek gerçekten kolay olmuyor yani. Bir Türk olmamıza rağmen buraya adaptasyon süreci başka oluyor. Çünkü orada başka bir oyuna alışıyorsun. Burada tekrar en başa dönüyorsun. Ama dediğim gibi Arda'nın en büyük şansı sistemli bir kulübe dönmüş olması. Yani şimdi Barcelona'dan Arda nereye gitseydi Arda'dan çok büyük performans beklenecekti. Evet. Bizim aynı Arda'ya milli takım maçlarında yüklediğimiz misyonu ondan da bekleyeceklerdi. Belli bir bonservis bedeli, büyük bir maaş ve herkes Arda'dan hemen bir şeyler yapmasını bekleyecekti. Bu Avrupa'da olsa fark etmez. Ki görüyorsunuz yani Cenk Tosun'la ilgili bile böyle şeyler. Birazdan konuşacağız tabii onu. Tabii konuşacağız. Yani Arda orada belki daha çok baskı altında bile kalabilirdi. Böyle bir tercih aldılar. Umarım tercih yaptılar. Umarım Arda için en iyisi olur. Yani sonuçta bizim milli takımımıza en az daha 4-5 sene hizmet edebilecek tabii, yaşa ve gençliğe sahip. Daha 31 yaşında olacak birkaç evet. gün sonra ama hani bir futbolcu için artık yaşlı diyebileceğimiz bir yaş değil. Aynen öyle. Yani Emre 38 yaşında tekrar milli takımda oynadı. Daha evet. önce bunun örnekleri de var. Yani benim istediğim Arda'yı futbol oynarken görebilmek. Hmm. Tekrar o keyif aldığını, bize keyif verdiğini, izleyenlere keyif verdiğini görebilmek. Umarım onu gerçekleştirir. Zor bir süreç olacak ama onun için güzel bir tercih yaptı kendi adına. Tabii ki Galatasaraylılar kimi buruktur, kimi kızgındır, kimi belki Arda için seviniyordur, bilemeyiz bunu. Kendi takımlarında görmek isteyebilirlerdi. Arda da belki o değeri görmek isteyebilirdi ama olmadı. Bence bundan sonra Arda için hayırlısını dilemek en güzeli. Orası muhakkak. Hazır Galatasaray'dan konu açılmışken Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in de bugün bu konuyla alakalı, bu transferle alakalı bir açıklaması vardı. Çünkü aslında sezonun içindeki haberleri hatırlayacak olursanız Galatasaray da özellikle bir sponsor desteğiyle Arda Turan'ı kadrosuna katmak için ciddi çabalar sarf etmişti. Henüz Fatih Terim o zaman Galatasaray'ın başında değildi. Igor Tudor'du Galatasaray'ın teknik direktörü. O yüzden de Arda'nın Galatasaray'a dönmesiyle ilgili ciddi anlamda bir beklenti de oluşmuştu. Bakalım Dursun Özbek Arda Turan'ın Medipol Başakşehir'e transferini nasıl yorumladı? Yani Arda bizim evladımız. Transferi Başakşehir'e hayırlı olsun diyorum.
ekonomik sebepler ağır basmıştır Arda transferinde. Dolayısıyla ekonomik sebepler çerçevesinde Başakşehir'i tercih etmiştir Arda. Dolayısıyla hayırlı olsun diyorum ve inşallah orada da başarılı olur. Evet, Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in açıklamaları böyle. Yani şu bilgiyi bir daha hatırlatmakta fayda var. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in olduğu yönetim ciddi bir şekilde aslında Fatih Terim göreve gelmeden önce Arda Turan'ı transfer etmek için arayıştaydı. Bir takım formülleri yaratmak üzere bazı sponsorlarla bir araya geldi. Şimdi diyor ki maddi ekonomik sebeplerden dolayı Başakşehir'i tercih etti. Şimdi Galatasaray Başkanı'nın bu açıklaması hani bizi bu yüzden tercih etmedi gibi de anlaşılabilir. Ya tabii şu an herkes kendi makamını biraz daha korumakla sorumlu hissediyor kendini. Yani şimdi Arda'nın Galatasaray'a getirilememesi belki bazı kesim Galatasaraylılar için bir başarısızlık olarak görülebiliyor diye düşünüyor olabilir Sayın Dursun Özbek. O da kendi üzerinden hani tabiri caizse topu atmaya çalışmış bence demecinde. Tabii ki ekonomik zorlukları var Galatasaray'ın. Ama sezon başında çok önemli transferler yapıldı yüksek maliyetlerle. Demek ki bazı şeyler aşılmış. Belki Sayın Fatih Terim'le olan problemini dile getirmemek için böyle bir açıklama yoluna da gitmiş olabilir. Böyle bir polemiği yeniden alevlendirmek için belki de istemiş. Tabii yani herkes... Buradan da başka bir tartışma açıyor. Yani kesinlikle yani şimdi Arda'yı övmüş mü, sövmüş mü, yermiş mi belli değil yani. Ama dediğim gibi herkes de kendi makamının sorumlulukların bilincinde. Ona göre bir açıklama yapmış Sayın Dursun Özbek. Tabii ki ikinci yarı çok sert geçecek, sert başlayacak. Herkes kendi yoluna kanalize konsantre olmak istiyor. Sayın Fatih Terim'in üzerinden o polemik şeyini kurtarmak istemiş gibi bir demeç geldi. Evet, biraz onu ki bugün muhabirler Fatih Terim'le de bir kahvaltı yaptılar, sohbet toplantısı yaptılar. Orada tabii Arda'nın transferi soruluyor Fatih Hoca'ya. O da herkes kendi işine bakıyor. Herkes rızkının peşinde diyor. Evet. Herkes kendi işine baksın diyor. Hani bir o da bir tartışmaya veyahut da polemiğe girmemeyi tercih ediyor. Ama tabii hani geçen gün Mehmet Demirkol'la yaptığımız 90 artı programında Mehmet Demirkol'un şöyle bir tespiti oldu. Madem Fatih Terim bu kadar Galatasaray'ı seviyor, hani bununla ilgili bir şüphemiz yok. Arda Turan bu kadar Galatasaray'ı seviyor ama bu ikili arasındaki problem yüzünden bu ikili Galatasaray'da buluşamadılar. Böyle de bir durum tespiti var. Ya tabii ki eski ilişkileri olsaydı bu transfer çok rahatlıkla gerçekleşebilirdi. Demek ki ortada bir belli başlı bir problem var ama benim bir futbol sever olarak, bir futbol adamı olarak böyle hani Türk futbolunun önemli isimlerinin polemiklerden sıyrılıp bütün güçlerini sahaya, futbola vermeleri, şimdiki demeçlerinde olduğu gibi ve bize güzel bir ikinci yarı izletmeleri benim en büyük temennim bu. Herkes işine konsantre olmuş gibi. Fatih Hoca da kendine yakışan açıklamayı yapmış. Sayın Dursun Özbek de sorumluluğu bilincinde açıklama yapmış. Arda da umarım tabii ki muhakkak bazı söylemlerinden dolayı Arda'ya da yer yer tepkiler olacaktır. İnşallah onu iyi süspanse edebilir. O milli takımdan ayrılma zamanındaki açıklamaları gibi fevri davranmazsa, daha yaşının vermiş olduğu tecrübeye dayanarak konuşup hareket ederse Arda için de en sağlıklısı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, Galatasaray'da da Antalya kampı devam ediyor. Bugün bir hazırlık maçı vardı. Evet. Vitorul Constanta ile Georgi Hagi'nin çalıştırdığı, geçen sezon Rumen Ligi'nde şampiyonluğa taşıdı. Genç bir ekip, gençlerden oluşan bir ekibi. Onlarla bir hazırlık maçı vardı Galatasaray. 2-0 kazandı. Karşılaşmanın özetini izleyelim. Sonra Galatasaray'ın kamp hazırlığı ve ikinci yarısı ile ilgili konuşalım. Galatasaray Antalya'da hazırlık maçında Georgi Hagi'nin çalıştırdığı Vitorul Constanta takımıyla karşı karşıya. Maçın ilk dakikalarında Eren Derdiyok yakın mesafeden pozisyonu değerlendiremedi. Lines topu getirdi, ortayı yaptı. Eren Derdiyok savunmadan seken topta gole çok yaklaştı ama başaramadı. Rumen ekibi atakta. Hagi'nin oğlu Yanis şansını denedi. Top dışarıya gitti. Galatasaray uzun bir pasla çıkıyor.
Eren'in koşusu var. Eren'den aşırtma vuruş denemesi. Kaleci Tordai gole izin vermedi. Yine Galatasaray atakta. Tolga Ciğerci, Yasin, Eren, tekrar Yasin. Yasin ceza sahası üstünden vurdu. Golü yapamadı. İyi bir fırsattı bu Galatasaray adına. İlk yarı golsüz bitti. İkinci yarıdan görüntüler. Kaleci Eray ve Eren Derdiyok dışındaki 9 futbolcu değişti Galatasaray'da. Eren Derdiyok ceza sahasında Feguli'nin vuruşunda sonuç gelmedi. Eren burada Feguli'yi iyi gördü ama Feguli tam anlamıyla istediği vuruşu yapamadı. Sağ kanada pas. Mariano ortayı yaptı ceza sahasına. Uzak direkte Rodriguez dokundu ve 60. dakikada Galatasaray Vitorul Constanta karşısında 1-0 öne geçti. Geri Rodriguez. Mariano'nun ceza sahasına gönderdiği topta 3 Galatasaraylı vardı. En uzak noktadaki Rodriguez golü yapmayı başardı. Golden 6 dakika sonra Belhanda ceza sahasında ters bir vuruş Razvan Hoj'dan. Skor 2-0 oldu. Peş peşe geldi goller Galatasaray adına. Belhanda golde etkili olan isim. Rodriguez'in pasına hareketlendi. Kalecinin çıktığını gördü. Hemen ortaya çevirdi ve ters bir vuruşla skor 2-0 oldu. Galatasaray Vitorul Constanta'yı 2-0 mağlup etti. Tabii Galatasaray'daki bu teknik adam değişikliğinden sonra Fatih Terim'in ne gibi dokunuşları olacak, neleri değiştirecek? Hani en çok merak ettiğimiz noktalardan bir tanesi bu. Ve tabii artık Kayserispor maçında az sayılabilecek bir zaman kaldı. Evet. Ve Galatasaray hani ilk yarıdaki en büyük problemi deplasman maçlarıydı zaten. Ve güçlü, zor, sert bir deplasmanla başlayacak. Burada Maicon cezası nedeniyle Galatasaray'da oynayamayacak. Fernando da sakatlığı yüzünden oynayamayacak. Acaba Fernando'nun yerine kimle başlayacak? En büyük soru işaretlerinden biri de bu. Bu maçta biraz ipucunu alıyoruz. Çünkü ilk yarıda çıkardığı kadro tercihlerden anladığımız kadarıyla tamamen yedekler. Ama ikinci yarıda çıkardığı kadroysa az kadro. Tabii neden Gomis yok diye sorulacak olursa Gomis'in babasının ölüm yıl dönümü. O yüzden bir tören veyahut da işte ailesiyle beraber olması gerekiyor. O yüzden Eren de 90 dakika sahada kaldı. Evet, yani sürpriz bir isim gözüküyor şu an Galatasaray'ın ön liberosunda. Bizim çıkardığımız ipucuna göre. Dong. Doğru veya yanlış. Dong. Şimdi neden Selçuk değil veya Tolga değil? O bence çok sert bir maç bekliyor Galatasaray'ı orada. Fatih Hoca burada Donk'la, çünkü o görevi Galatasaray'a geldiğinde, transfer olduğunda Donk o görevi Kasımpaşa'da çok iyi bir şekilde yapıyordu. Öyle transfer oldu zaten. Öyle transfer oldu. Aslında bir stoper. Geriden oyuna çıkışı, topla, skora verdiği katkıyla bu şekilde parlayıp Galatasaray'a transfer oldu. Burada beklentileri karşılayamadı ama Fatih Hoca belki antrenmanlarda veya şimdiki performansında Donk'ta o ışığı tekrardan gördü. Mücadeleci bir maç olacağı için de orta sahada Donk'un o defansif özelliğinden faydalanmak istiyor olabilir. Bugünkü çıkardığımız ipucu bu ama tabii orada başka tercih değişikliğine Tolga'yı veya Selçuk'u da kullanabilir diye düşünüyorum. Tabii yani biraz hani kıyaslama yaparsak Donk'u Selçuk veya Tolga'yla, hani Tolga'dan daha teknik bir oyuncu, hani pas tekniği, pas kalitesi daha yüksek gibi duruyor Donk'un. Ne dersin? Yani şöyle söyleyeyim, yani ligin ilk yarısında izlediğimiz iyi Tolga tabii ki yani bence senin tezini biraz çürütüyor gibi geliyor bana ama Donk'un daha önemli özelliği kesiciliğinin daha iyi olması diye düşünüyorum. Orada bir dalga kıran görevi görecektir bu maçta diye düşünüyorum. Çünkü Kayseri'nin orada Deniz bu sene gerçekten çok iyi performans gösteriyor ve hak ettiğinin altında bir övgü alıyor bence. Her zaman gündeme geliyor ama gerçekten bu sezon üzerine koyarak devam ediyor. Deniz'i bir durdurma planı da olabilir hocam. Fernando'nun yokluğunda. Ki Fernando'ya stil olarak en yakın oyuncu baktığımız zaman şu an Donk. Ama uzun zamandır da oynamıyor. Evet. Bu da işte temin Arda'da konuştuğumuz gibi fiziksel problem ortaya çıkabilir.
Bunu göreceğiz ama daha ben onun kesin bir karar olduğunu düşünmüyorum. Ama bu da son hazırlık maçlarından bir tanesiydi belki de. Bilmiyorum bundan sonra hazırlık maçı bir tane olur. Tuzla Spor'la evet. Bir hazırlık maçı daha yapacak Galatasaray. Yani orada da bir deneme olacaktır diye düşünüyorum. Ama Tolga'nın iyi oynadığı maçlar ve bölümler, o Tudor'un çok geçiş oyununda sol önde oynadığı bölümler değil miydi Tolga'dan verim alınan? Katılıyorum. Yani ne zaman merkeze geldi bilmiyorum, katılır mısın? Merkez, çünkü oyun içinde genelde skoru aldıktan sonra Tolga'yı merkeze çekip başka kanat oyuncularıyla oynamayı tercih etti Tudor. Ama orada Tolga aynı performansı gösteremedi bence. Bilmiyorum, evet. Katılır mısın? Yok, bunda kesinlikle katılıyorum sana. Yanlış söylüyorsun diyemem ama ilk geldiğinde Tolga'yı hatırlayalım. Hı-hı. Herkes... İşte pas kaybı yapmadığından, bir önceki sezon ilk geldiğinde pas kaybı yapmadan çok koşu mesafelerinden ve bunlardan bahsediyorduk. Yani ama en önemli özellik olarak bunlardan bahsediyorduk. Ama o zaman da... Sonradan bir evrilme yaşadı yani. Golcülüğe doğru bir evrilme yaşadı. Tabii bunda Galatasaray'ın bir dönem, işte o iyi övgüyle bahsettiğimiz dönem önde oynaması. Tolga'nın da o ceza alanına fizik kapasitesinin iyi olmasından dolayı box to box oynayabilmesinden kaynaklanan etkili koşulları oldu. Ve güzel şık goller attı. Bu da Tolga'yı ön plana taşıdı. Ama bu yani insanlar ne der? Ön libero, 6 numara pozisyonunda veya defansif orta saha görevini yapabilir mi, yapamaz mı? Bunu orada kararını tabii ki Fatih Hoca verecek ama şu an sanki Dong'tan yana kullanacakmış gibi görünüyor. Evet, yani kendisinin açıklamalarında bugünkü maça göre. Hem bu maç hem de açıklamalardan hem de Antalya'daki kamptan gelen haberler de bize bu şu anda bu sonucu veriyor. Ama tabii daha dediğin gibi maça var. Tuzla Spor maçında muhtemelen hani rakibin gücünden ziyade oyuncunun ne yapacağına bakacak ve orada da muhtemelen bazı denemeler yapacaktır. Tabii şimdi bazı işlerde şans. Yani bugün ilk yarı işte Selçuk, Dong, Tolga üçlüsü orta saha oynadı. Maç ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarı az kadroyla beraber Dong çıkıncaya kadar 2-0 oldu maç. Bu olumlu bir görüntü bırakmış olabilir. Olabilir. Yani skoru aldık. Takımın içinde Dong da var. Herkes ona dikkat edecek. Yani şu an orada tek alternatif gibi gözüken veya karar vermekte zorlanılan bölge orası. Belki o skoru almak bir olumlu düşünce bırakmış olabilir hocam. Ama kafasında. Bu arada Donk'u da 67 dakika oynattı. Evet. Yani 90 dakikayı tamamlatmadı. Ve yerine Maicon oyuna giriyor. Bu önemli bir kriter değil. Hazırlık maçı sonuçta. 67 dakika yeterli görmüş olabilir. Veya orada kenardaki bir oyuncuyu da Maicon'un da cezalı olması dolayısıyla 20 dakika Maicon'u da ön libero'ya koymuş. Yani orada... Resmen Maicon'a gir, sen de bir 20 dakika terle demiş yani hoca. Peki şimdi tabii yeni bir performans ortaya koyabilir, onu bilmiyoruz ama Donk'un Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olduğu dönem, işte Mustafa Denizli, daha sonra Rikering'in görevde olduğu o süreçte ya Donk sanki saha içinde biraz umursamaz veyahut da o 6 numaranın defansif orta sahanın sorumluluğu biraz daha farklıdır ya, pozisyon almasıyla, ikili kesinlikle mücadeleleriyle. Daha 10 numara vari bir oyun oynamaya çalışan bir 6 numara gibiydi. Aynen. Yani şimdi bunu dönüştürmesi gerekiyor eğer süre almak istiyorsa. Tespitini sen Dong'tan bahsederken ben bu cevabı verecektim. Zaten yani Dong'la ben karşı karşıya da oynadım. Yani o sorumsuzluğu %100 var. Özellikle stoper oynarken de bazen bırakmışlıklarını gözünle görebiliyorsun yani çok net. Ama bir stoperden şimdi ne düşünüyorsun? Fizik olarak da 1.90'lık. Evet. Yani kalem gibi bir adam baktığın zaman oyuncu olarak, fizik olarak. Dersin ki bu stoper burada işte basar, keser, kafaya çıkar, şey yapar. Ama Dong biraz onun aksine oynuyor o bölgede. Stoper oynarken de öyleydi aslında ama işte biz maalesef bir oyuncuyu transfer ederken iki yönüne bakmıyoruz veya detaylı araştırmıyoruz. Yani Dong'un bir de savunma anlamında Kasımpaşa'nın yediği gollerde ne yaptığına da bakmak lazım yani. Yani ben bir teknik adam olsam Kasımpaşa ile oynarken o zaman Donk'un zaaflarından faydalanmak isterdim yani. Kullanmak isterdim o bölgeyi. Donk öyle bir oyuncuydu. Ama top ayağındayken hakikaten top ayağına yakışan geriden çıkışlarında etkili olabilen bir oyuncuydu. Bu da çoğu takımları aldattı diye düşünüyorum. Olabilir. Evet. Yine kamptan gelen bir bilgi hani Fatih Hoca'nın daha çok İşte Tudor'un sezon başındaki dizilişi 4-1-4-1 gibi bir diziliş tercih etmesi ama kanat oyuncularını daha çizgiye, içeriye değil daha çizgiye yakın oynatma
isteği veyahut da tercihi. Tabii hani Kayseri Spor maçında bunu daha iyi görebileceğiz ama bu neden olabilir sence? Nasıl bir fark yaratır eğer daha çizgiye basarak oynarsa bu kanat oyuncuları Galatasaray'ın? Yani bence şimdi iki tane ideal kanat oyuncusu var Galatasaray'ın. Feghouli ve Rodriguez. Yasin de hocadan sonra bir ışık vermeye başladı tekrardan. Bir alternatif olarak da Sinan da öyle. Bir alternatif olarak orada duruyorlar. Ama bu oyuncuları daha çok çizgiye basarak oynatmak bence Galatasaray'ın daha çok avantajını olacaktır diye düşünüyorum. Ne açıdan? Çünkü rakibiyle bir kere birebir bırakacak. Diyelim ki oyun birden terse döndüğünde, Feghouli'ye döndüğünde, Feghouli'nin en önemli özelliği ne? Rakibi eksiltmek. Rodriguez'in temposu, hızı, dinamikliği. Bunlar rakiplerini birebir yakaladığında, bunu işte Quaresma için, Valbuena için söyleyebiliyoruz yani. Çok rahat adamını eksiltebilecek oyuncular. Ama daha çok içeriye girdiğin zaman hem orta saha oyuncusuna hem de rakibin bek oyuncusuna karşı oynamak zorunda kalıyorsun. Muhakkak ki diğer takımın hocaları da diyor ki defansif orta saha oyuncularına Feghouli topu alıp içeri yönlendiğinde bekin kademesine gel, oraya topa baskıya merkezi gel kapat, diyor. Merkezi kapat diyor yani. İçeriye dripling yaptırma diyor. Özür dilerim, sözünü kestim. Erol Bulut da mesela en çok buna yoğunlaştık. Galatasaray hücumlarını merkezden yapıyor. Biz de merkezi kapatıp oradan kazanacağımız kesinlikle toplarla kontratakları hedeflemiştik. Bir kere oyuncuların birebirdeki fundamental'larını kullandırmıyorsun. Yani en büyük özelliği adam eksiltmek olan oyuncuları kalabalığa sokup o avantajını yok ediyorsun. Yani çizgiye basıp oyunu anında çok çabuk şekilde çevrildiğinde orada birebir de etkili olabilecek oyunculardan bahsediyoruz. Fatih Hoca da bence o sistemi deneyecektir. Burada iki soru işareti geliyor aklıma. Eğer hakikaten de böyle kanat oyuncularından böyle daha çok yararlanmayı düşünecekse Fatih Terim. Bir, Feghouli özellik olarak içeri kat etmeyi seven tipte bir oyuncu. Hani onu buna adapte olmak ne kadar kolay olabilir? Çünkü Feghouli çok genç bir oyuncu değil ve hani o da belki elit seviyede olmasa da o da yıldız kategorisinde bir oyuncu. Kesinlikle. İkincisi de bu Mariano'nun hani ilk yarıda Galatasaray'ın en önemli hücum planlarından biri neydi? Mariano'nun çıkışları, Mariano'nun oyun kurucu özelliği. Bu Mariano'nun hızını veyahut da etkinliğini, hızını keser mi, etkinliğini biraz azaltır mı? Ya tabii ki bunların aslında cevapları çok basit. Oyuncuların oyun zekasıyla alakası var. Şimdi Feghouli bilmesi lazım ki Mariano oradan çok geldiğinde de çok etkili olabilen bir oyuncu. Her pozisyonda çizgiye basıp Mariano'nun önünü kapatırsa bu oyuncunun oyun bilgisinin zayıf olduğunu gösterir ki Feghouli akıllı bir oyuncu. Yani orayı ona açacağı zamanı da bilecektir, o olgunluğa sahiptir diye düşünüyorum. Yani orada tamamen orada oynayıp Mariano'nun önünü Galatasaray'ın en etkili yerlerinden birini kapatacağını düşünmüyorum. Yani oyun zekasıyla onu çözecektir veya hoca bunu ona anlatacaktır, ona yönlendirecektir diye düşünüyorum. Belki burada hem öndeki kanat oyuncularının hem de savunmadaki kanat oyuncularının özelliklerine bakarak belki şöyle bir çıkarımda bulunabiliriz. Belki Feghouli çok basmayacak, içeri girecek, Mariano'nun önünü açacak ama sol tarafta Rodriguez belki daha fazla çizgiye basıyor olabilir. Hem oyuncu özelliği onu istiyor, gerektiriyor. Olabilir. Hem de Galatasaray'ın şu anda çok soldan hücuma katkı yapacak bir beki de hali hazırda görünmüyor. Yok. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Teknik adamlar bazen iki tane aynı tarz kanat oyuncusunu kullanmayı tercih etmiyorlar. Bir tanesi çok delici, çok birebir oynamayı seven bir kanat oyuncusuysa diğeri kırılan, yani Aykut Hoca'nın sevdiği işte Valbuena gibi, bazen Giuliano'yu orada kullandı. Yani içeri girip pas bağlantısına destek olacak oyuncuları da tercih edebiliyorlar. O bir denge oluşturuyor denge aslında sahada, oluşturuyor değil mi? Aslında, evet. Ama hızlı hücumlarda veya ani kontra ataklarda işte Feghouli ve Rodriguez'in birebir adam eksiltme özelliği Galatasaray'a çok artı katacaktır. Ama ne kadar Galatasaray kontra atak oynayacak? O da bir soru işareti. Sonuçta her zaman Fatih Hoca da coşkulu oyunu, kaybettiği yerde baskıyı seven bir teknik adam. Bunu oyuncularına aşılacaktır. O boş alanları ne kadar bulurlar bilemeyiz. Ama dar alanda da yetenekli oyuncular, özellikle Feghouli, Rodriguez'den. Ama Rodriguez de aksine çok dinamik, devamlı deneyen, oyunun içinde hiç kaybolmayan bir oyuncu.
O olmazsa Yasin, bunlar hep alternatif yani Galatasaray için. Yani ne kadar kontratak oyuncak derken aslında Fatih Terim daha Göztepe maçından sonra bunun cevabını vermişti. Evet. Galatasaray kendi 18'inde bekleyip oynamaz. Kesinlikle. Skoru aldıktan sonra bile. Kesinlikle. Ki hani Göztepe maçının ikinci yarısında da hakikaten o 2-1 ile 3-1 arası bir 17 dakikalık bölüm var. Onun istatistiklerine Hasan Gören'le birlikte bakmıştık. Göztepe hücum bölgesine bir kez dahi geçmemişti. Evet. Yani çok çarpıcı bir veriydi Fatih o. Fatih Hoca'nın tabii mesela milli takımda daha değişik, daha kontrollü oyunu tercih etti ama bildiğimiz ilk Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanıldığı zamana kadar, sonra geldiği bu iki senelik üst üste şampiyon üçüncü olduğu dönem, üçüncü evet. döneminde de devamlı önde oynayan baskılı Galatasaray taraftarının sevdiği ve Fatih Hoca'yla tanıdığımız bu sistemi devam ettirecektir. Galatasaray yani asla bir skoru alana kadar rakibi beklemeyecektir diye düşünüyorum. Yani bu iki kere iki kadar açık. Evet. O yüzden boş alan bulma konusunda belki skoru elde ettikten sonra 1-0, 2-0'dan sonra yakalarsa Galatasaray o zaman bulabilir. Ama oyunun genelinde Galatasaray skor garantisini alıncaya kadar rakibini hep sıkıştıracaktır diye düşünüyorum. Peki şimdi Galatasaray'ın ilk yarıdaki en büyük zafiyeti, problemleri deplasmanlarda. Deplasmanlarda da bu problemi doğuran şey Galatasaray'a baskı yapıldığı zaman Galatasaray'ın oyun kuramamasıydı. Evet. Fernando'ya, Mariano'ya, hatta Mariano'ya dönüşünü, yani Mariano'ya olan pas ilişkisini daha çok takımlar kesmeye çalıştılar. Bunda başarılı olanlar Galatasaray'a oyun kurdurmadılar. Şimdi burada çözüm ne olabilir sence? Yani Galatasaray Kayseri'de baskı yiyecek, orası kesin. Hani Şumudika özellikle kendi iç sahasında Beşiktaş'a da baskı yaptı. Başakşehir'e de baskı yaptı değil mi maçları? Evet, şöyle bir kesinlikle. Fenerbahçe İstanbul'da dönem dönem belli zamanlarda baskı yaptı. Bu Umut Bulut'u da kullanmasının en önemli sebeplerinden biri de bu. Tabii senin ki. De çok yakından tanıdığın bir ekip. Evet. Muhtemelen öyle oynatacaktır o da. Bunun çözümü ne olabilir? Şimdi gün yüzü gibi açık olan bir şey var. Fatih Terim'le Galatasaray oyun mantalitesi anlamında bahsediyorum. Hiçbir zaman geri vites yapmayacaktır. Tamam. Tabiri caizse. Ama rakip baskıyı basması, yedi. Şey yapması önemli değil. Gerektiğinde Galatasaray uzun vuracaktır ve orada baskıya devam edecektir. Bu çok net açık. Yani ben bir teknik adam olarak bundan eminim. Yani Tudor'un yapmadığı şeylerden biri bu. Deplasmanlarda yapmadığı şeylerden biri. Yani Israrla burada Tudor'un yaptığı hatalardan kitap yazarız. Hı hı. Yani şimdi içeride çok baskılı, çok iyi oynayan, çok coşkulu oynayan bir Galatasaray'dan hiç gerek yokken üçlüye dönmeler, işte Rodriguez'i kesip başka şeyler yapmalar, iki santraforla oynayıp kanat oyuncusu kullanmadan maça çıkmalar, bunlar, bu hatalardan kitap yazarız. O yüzden Tudor'un oradaki tecrübesizliği, teknik adam zayıflığı ona kaybettirdi. Ama şu an bambaşka, daha tecrübeli, bu psikolojiyi, bu yarışı çok iyi bilen bir teknik adam var. Tabii. Bunu asla geri vites yapmayacaktır Galatasaray. Baskı yiyeceği zamanlar da olacaktır ki Galatasaray'ın zayıf karnı Fernando'ya baskı yapıldığında oyunu iyi kuramaması. Ama şimdi hoca orada bence Ndiaye'den de daha çok faydalanacaktır Tudor'un faydalandığından. Belhanda'dan da ben daha canlılık, biraz daha hareketlilik bekliyorum yani açıkçası ligin ikinci yarısında. O yüzden Sinan, deplasmanlarda Sinan bir Galatasaray izlemeyeceğiz kesinlikle. Bir yandan şunu da hatırlamak lazım bence. O maçları şöyle sen de hatırladığın zaman aynı kanaate varacak mısın? Özellikle 3. Fatih Terim döneminde, evet o takım genelinde sezonun coşkulu ve baskılı oynayan bir takımdı ama bazı kritik deplasmanları, hani derbileri demiyorum. Ama bazı kritik deplasmanları da çok pragmatik bir şekilde, çok fazla baskı yapmadan, uzun süre belki de 0-0 götürerek veyahut da skoru alır almaz daha defans yaparak da kazanmıştı. Hani o 4 senelik periyot biraz daha farklı periyottu ama o 2 senelik 3. dönemde biraz daha farklı deplasman stratejileri de izlemiştik. Bu muhakkak. Zaten her antrenörün cebinde bir B planı, C planı olması evet. gerekiyor. Tudor da bu olmadığı için kaybetti. Ama veya onda şimdi, fazla plan vardı belki de. Veya onun kafasına göre çok hayalperestti. Öyle söyleyeyim. De, evet. Belki de. Yani çok değişik şeyler denedi. Futbol adına yanlış şeyler denedi hepimizin gördüğü şekilde. Ama Fatih Hoca daha tecrübeli. Dediğim gibi psikolojiyi, yarış psikolojisini iyi bilen bir teknik adam. Keyifli bir ikinci yarı bizi bekliyor. Tabii ki artık Fatih Hoca'nın 3. dönemindekinden çok daha sert deplasmanlar var. Yani Kayseri ile başlayacak zaten evet. Galatasaray ki işte Başakşehir'i, Galatasaray'ı,
Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u, yani Göztepe, bunlar hep zor deplasmanlar olacak takımlar adına. Bursaspor. Maç kazanmak o kadar kolay değil. Özellikle deplasmanlarda. Bunu zaten başarabilen takımlar, bu oyunu iyi oynayabilen, deplasmanlarda kötü oynasa da kazanabilen takımlar takım şampiyon olacak. O %100. Bir ara verelim, aradan sonra devam edelim. +96'da yeniden birlikteyiz. Tabi uzun zamandır Arda Turan gündemde, Medipol Başakşehir'e dönüşü. Ama gündemde olan bir başka isim var, Cenk Tosun. Cenk Tosun da bu topraklardan, bu ülkeden ihracat anlamında ilk ihracatta en yüksek bedelle transfer olan futbolcu oldu. Premier Lig'e gitti ve Everton formasıyla ilk maçına Tottenham karşısında çıktı. 62 dakika sahada kaldı. Biraz Cenk'in performansını konuşacağız Çağdaş Atan'la. Önce bir Cenk'in bu 62 dakikalık istatistiklerine bakalım. Bakalım 62 dakikada neler yaptı Cenk Tosun. Toplam 33 kez topla buluştu Opta'nın verilerine göre. 3'ü bunların ceza sahası içindeydi. 2 şut attı, ikisi de isabetli değildi. 2 kilit pası var maç boyunca. Pas yüzdesi %61. 4 de faul yaptı. Aslında bir santrafor için biraz fazla gibi. Ne diyorsun, sen de seyrettin maçı. Kesinlikle. Özellikle ilk yarıda canlıydı, hareketliydi. Topla buluşma sayısı da fena değildi. Evet. Ceza sahasında da bazı etkinliklerde bulunmaya çalıştı. Ama ikinci yarı pek öyle olmadı. Önce bir ilk yarısını değerlendirelim. Ya ben Cenk'i bir kere iyi gördüm. Diri gördüm. O lige geldiğinin, nereye geldiğinin bilincinde. Yaptığı faul sayısından da bunu anlıyoruz aslında. Yani mücadele ettiği iki tane stoperi oyuna çıkarmamak için canla başla mücadele etti. Ama tabii ki başlangıç için yanlış bir rakip. Yani çok iyi bir rakip başlangıç için. Gönül isterdi ki yani bir Swansea ile oynasın, Huddersfield ile falan oynasın isterdik ki golle başlasın. Ama deplasmanda Tottenham'la başlamak zordu. Ama ben Cenk'i iyi gördüm. Zaten Gaziantep'ten beri Beşiktaş'ta yedek kaldığı dönemde dahil hiç geri adım atmadı. Çalışmaya devam etti, kendini geliştirmeye devam etti. Bu açıdan bir sürü Türk oyuncuya örnek olabilecek bir karakter. Kendini geliştirmeye devam ediyor. Ben kendini geliştirmeye devam etmekten vazgeçeceğini zaten düşünmüyorum Cenk'in. Çok iyi bedel. Beşiktaş kulübü için büyük bir bedel. Cenk için büyük bir vitrin. Benim sadece soru işaretim kulüpten yana. Yani Everton'dan yana. Yani mazi olarak eyvallah, Everton iyi bir kulüp ama hem bu sezonki performansı hem de Cenk'in Beşiktaş'taki oyun alışkanlığı, Beşiktaş'taki pozisyon zenginliğini Everton'da bulamayacak. Yani tabiri caizse Cenk'in ekmeğini taştan çıkarması lazım maç içinde. Yani Everton, özellikle deplasmanlarda diye düşünüyorum ben. Premier Lig'de bu sezon 22 maçın 9'unda gol atmamış bir takımdan bahsediyoruz. Son 5 maçta sadece 1 gol attılar. Yani o anlamda aslında Cenk'i de biraz da bu yüzden transfer ettiler ama sanki sadece son noktada, bitirici noktada değil de üretim kısmında da çok büyük zafiyetleri varmış gibi görünüyor. Tabii Tottenham, hani ölçü değil diyeceğiz ama Tottenham da şu anda ilk 4'te değil yani netice itibariyle. Ya son ama yani son Premier Lig'den bahsediyoruz. Son 6-7 maçtır çok üst düzey bir performansı var, evet, Tottenham'ın. Evet. Bir ara hiç alakasız bir 5-6 maçta kötü gittiler. Yani gereksiz puan kayıpları olmasaydı Tottenham da şu an Manchester United'ın ikincilik anlamında Chelsea'nin ensesindeydi diye düşünüyorum. Evet. Çok beğeniyorum hocasını da, çok beğeniyorum. Çok oyun sistemini, evet, de beğeniyorum. Zaten ön tarafı hepsi uçak gibi oyuncular. Yani Cenk Tottenham'da olsaydı Harry Kane'in yerine veya yanında göbeğimizi kaşıya kaşıya maçlarını seyrederdik. Yani orada aslanlar gibi burada attığı golleri, burada gösterdiği performansı gösterirdi. Ama sanırım Cenk'in biraz daha başka bir oyuncuya evrilmesi gerekiyor. Yani ne yapması gerekiyor daha çok? Antep'teki Cenk'e geri dönmesi gerekiyor. Yani daha çok kapanan, belki maç boyunca bir tane, belki iki tane maksimum pozisyon yakalayacağı oyunlara dönecek Cenk. Öyle gözüküyor yani Everton'ın bu genel anlamda, eğer kanatlarını güçlendirmezse, ki bildiğimiz kadarıyla bir Walcott hamlesi var. Evet, öyle görünüyor. Evet. Gerçi Walcott da hani neredeyse hiç süre alamadı bu sene Premier Lig'de. O da bir var bir yok sakatlık problemleriyle ama başlıyor ama. Ama yine de mevcutlar içinde eğer hani bir sakatlık iyi problemi yaşamazsa, değil mi? Yani hücuma bayağı çabuk çıkabilecek, evet, kontra atağı iyi oynayan bir oyuncu gibi gözüküyor Walcott da.
İnşallah daha iyi oyuncular olurlar. Cenk'in etrafını daha iyi donatırlar. Ki Cenk de rahat, burada alıştığına yakın bir oyun tarzıyla oynamaya devam eder. Ama ben Cenk'in de bu işten alnının akıyla çıkacağını, hiç geri adım atmayacağını, kendini geliştirmeye devam edeceğini canı gönülden inanıyorum. Gerçekten bizi gururlandırdı. Büyük bir bedelle transfer oldu. Örnek bir karakter hem sağ dışında hem sağ içinde. Hak ediyor yani bazı şeyleri oyuncu olarak. İnşallah böyle devam eder. Orada da gollerini atar. Ama yani bence Cenk'in Everton performansı sezonunda 15 gol gerçekten büyük başarı yani. O takımda diyorsun. O takımda diyorum evet. Yani ama dediğim gibi bir Tottenham'da Cenk'i seyretsek çok rahat keyifle izlerdik öyle söyleyeyim. Şimdi biraz oyununu dönüştürmesi lazım veyahut da ki Gaziantep günlerine geri dönmesi lazım dedin ama şöyle de düşünebilir miyiz? Şimdi Cenk'in özellikle bu sezonki performansını incelediğimizde, dikkate aldığımızda aslında Cenk'i Everton'a taşıyan Süper Lig'deki Şampiyonlar Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde daha çok alan bulabiliyorsunuz. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde Süper Lig'deki takımların birçoğu gibi gelip sizin kapanan takımlar yok. Herkes oynamaya çalışıyor. Herkes gol atmaya, herkes kazanmaya oynuyor. Ve güçler daha denk olduğu için biraz böyle oluyor. O anlamda Cenk'in adaptasyonu nispeten daha kolay olabilir diyebilir miyiz? O dönüşümü veyahut da. Sen yine klasik inceden yakaladın yani Şampiyonlar Ligi mevzunu ama şöyle de bir durum var. Seni oynatıyorlar ama Beşiktaş'ta oynuyor. Yani evet. Rakip de oynuyor ama Beşiktaş'ta oynayarak gidiyor. Yani dün farkına vardıysan özellikle 0-0 veya 1-0'lık bölümlerde Tottenham'ın oyuna hükmettiği bölümlerde ben hiç. Bir tane stoperin topu orta saha oyuncusuna verdiğini görmedim yani. Direkt uzun çıktılar. Hı-hı. Bu da Cenk'in ikinci yarı etkisiz olmasının sebeplerinden bir tanesi. Yani oynayan bir takımdan evet. O olmayan oyuncuların kurulduğu bir takıma gitti. Yani şimdi oradaki stoperlerle buradaki stoperler veya orta saha oyuncuları yok maalesef. Yani o yüzden işi zor. Ama evet, her zamanki gibi kendini geliştirmeye, o rekabet ortamına girmeye hazır diye düşünüyorum Cenk. Ve bunun da üstesinden gelecektir inşallah her şeyden önce. Ama Cenk hiçbir zaman hayal kırıklığı yaratmayacaktır diye düşünüyorum. İkinci yarıdaki topla buluşma sayısı 3. Yani 17 dakika boyunca sadece 3 kez topla buluşabildi. Zaten 1-0'dan sonra kaleden bayağı uzak. 1-0'dan sonra oyun bayağı koptu. Yani Tottenham orada evet. Çok fazla pozisyonlara girmeye başladı. Dele Alli'yle, Son'la, işte Kane'le. İşi zor. Kesinlikle zor. Yani gönül isterdi ki tabii ki rakamlar çok büyük. Hani orada Cenk'in de kulübünü düşünmesi gerekiyor. Orada diyebilseydi ki yok ben Everton'a değil de Beşiktaş'ta kalacağım. Sezon sonu daha iyi bir takımı kovalayacağım da bir başka bir yöntem olabilirdi. Ama böyle bir teklif geldiği zaman da kulüpte mecburen kullanmak zorunda kalıyor bu teklifi. Yani kulüpte memnun bu durumdan aslında. Cenk kulüp Tosun'da tabii ki memnun. Yani Cenk Tosun'da sonuçta memnun. Cenk'in de ışık belli veren... Belli ki Cenk de bir an önce ben kendimi oraya atayım diye düşünmüş. Premier Lig'e yani. Yani sence beklemeli miydi? Bu konuyu konuşmak isterdim Cenk'le. O gönül rızasıyla mı gitti? Yoksa Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda mı gitti? Bunu gerçekten merak ediyorum. Yani bence Cenk de benim düşündüğümü oyuncu olarak düşünmüştür. Ya ben devamlı pozisyona giren bir takımdan hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde orta sıralara oynayan hatta orada orta sıralarda tutunmaya çalışan aşağıya da yakın bir takıma gidiyorum. Yani pozisyona giremediği de 9 maç gol atamamasından belli. Cenk de bunları biliyor. Bizden daha iyi biliyor. Gönül rızasının olup olmadığını gerçekten merak ediyorum. Yani o benim kafamda bir soru işareti. Yani aldığımız bilgiler hani bu konuda bir şüphe veyahut da problem olmadığı yönünde ama şu... Maddi anlamda kesinlikle yoktur. Yok, tatmin olmuştur. Tabii. Evet, evet. Ama artan performans Şampiyonlar Ligi, Everton'da Şampiyonlar Ligi'ni bir daha zor görür Cenk yani. Öyle gözüküyor. Evet. Şöyle düşünmüş olabilirim peki. Hani Cenk'i yerine koyarak kendimizi düşünüyoruz. Karar nasıl karar verirdi? Karar süreci neler etkilerdi? Şimdi bir süredir Beşiktaş'taydım. Ancak bu sene ilk 11 oyuncusu olabildim. Bekleyen bir Negredo var. Belki yarın öbür gün daha da iyisini alacaklar. O yüzden bu teklif bir daha bana Premier Lig'den gelir mi, gelmez mi? Çok emin değilim. O yüzden ben hemen bu teklifi kabul edeyim, gideyim gibi de
düşmüş olabilir belki. Şimdi bu gençken bizim başımıza gelen mevzu aslında. Yani biz çıkış yakaladığımızda gençken 22-23 yaşında büyük takımlardan herhangi birinden teklif geliyor. Bazen diyelim ki ligi o sene başka bir takım domine ediyor. Hı-hı. Ki domine etmeye devam edecek işte Beşiktaş'ın 200 senedir yaptığı gibi. Ama seni diğer büyüklerden isteyen var. Sen de diyorsun ki belki ben bir daha bu performansı sergileyemeyeceğim. Evet. Gitmem lazım, bu şansı kullanmam lazım diyorsun. Ama tam hazır değilsin. Cenk ayrı çünkü hazır. Yani dibi de gördü. Yani Antep'i dip anlamında söylemiyorum. Yani Anadolu'dan geldi. Beşiktaş'ta yedek oturdu. Pes etmedi. İlk 11 oyuncusu oldu. Klas bir oyuncu oldu. 23 milyon euroluk oyuncu oldu. Ama onun karşılığı Everton mıydı? Daha fazlası olabilirdi yani kesinlikle. Yani ben şimdi atıyorum Cenk Inter'e atıyorum yani Milan'a, iyi bir Milan'a tabii ki. Yani veya Tottenham'a Kane gidinceye kadar bir alternatif. Kane'i de tutamayacaktır yani Tottenham. Nereye kadar tutacak yani? Yani orada bir Real Madrid yolu gözüküyor Kane'e. Aynen öyle. Yani o yüzden ben oralar Cenk'e daha çok yakışırdı diye düşünüyorum. Yani ama Cenk'in o kendini geliştiren karakterini sevdiğim için yapabileceği en güzel şey tak tak 1,5 senede aynı golleri atıp oradan bir an önce bir adım daha atmak. Evet, şimdi önündeki yol o. Yani hedefi o olması gerekiyor. O da bence o hedefi kendine koymuştur. Öyle görünüyor. Bugüne yolu açık olsun senin... kardeşimin. Yani sevdiğimiz bir hem sağ dışında hem sağ içinde kardeşimiz. İnşallah iyi olur onun için. Devam edeceğiz şimdi. Cenk gitti. Beşiktaş ne yapacak? Biraz onu konuşacağız. Transfer haberleri var. Adaylar var. Negredo'nun takımdan ayrılma ihtimali söz konusu olmaya başladı. Hepsini konuşacağız. +90'da yeniden birlikteyiz. Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un ayrılmasıyla birlikte transfer hareketliliği özellikle santfor mevkiinde yaşanıyor. Ama bugün gelen, daha doğrusu yakın zamanda gelen ilginç bir haber. İlginçliği şurada. Cenk Tosun gittikten sonra Beşiktaş hani kimi alacak? Larin yeter mi? Başkası da gelecek mi derken Negredo'ya da Çin'den teklifler geldiği yönünde bilgiler var. Yıllık 7-8 milyon euro civarında teklifler olduğu söyleniyor. Tabii Negredo'nun burada tavrı ne olacak? Hani ben de artık 33 yaşındayım. 7-8 milyonu da geri çeviremem. Çin'e gideyim mi diyecek yönetime? Ya da hayır ben Avrupa'da kalmak istiyorum mu diyecek? Eğer gideyim derse evet mutlu muhakkak ki oradan bir para kazanacaktır Beşiktaş eğer satarsa Negredo'ya. Ama bu sefer santforsuz kalmış olacak. Böyle bir açmaza girdi Beşiktaş şu anda. Yani şimdi baktığınız zaman normal bir gözle baksanız dersiniz ki Cenk gitti kesinlikle Negredo'yu Beşiktaş vermez dersiniz. Ama Sayın Fikret Orman yani maşallah gerçekten 3 senedir 4 senedir bu aldı verdi satış işlerini çok iyi yapıyor. İyi bir politikayla devam ediyor. Negredo'ya böyle bir teklif varsa cebinde başka alternatifler de vardır diye düşünüyorum. Ama yine de hani realistik yaklaşırsak eğer ben Negredo'yu kesinlikle bırakacağını düşünmüyorum Beşiktaş'ın. Özellikle bu yani lider Beşiktaş olsaydı veya biraz puan farkı olsaydı belki o zaman düşünebilirdi ama şu an puan kaybına hiç tahammülü yok Beşiktaş'ın. Ve sert maçlarla başlıyor. Yani ilk maçı Antalya deplasmanı, ikinci maçı Kasımpaşa içeride. Yani Beşiktaş'ın puan kaybetmeden bir seri yakalaması gerekiyor şampiyonluk yarışında tekrardan en iddialı pozisyona gelebilmek için. Şöyle de düşünebilir miyiz? Tabii ki yerine oyuncu almak kaydıyla. Şimdi Negredo aslında bu takımın birinci santraforu değildi zaten. Yani geride ama o niyetle alındı. O niyetle alındı ama olamadı. Ekstra bir performans gösterdiği için Cenk olamadı. Yani lig ve Avrupa'da 640 dakika oynayabildi toplam. Evet. Yani Şampiyonlar Ligi ve ligde yani 6-17 23 maçta 640 dakika oynayabildi sadece. Ama ben hiçbir Beşiktaşlı'dan da ya bu Negredo niye alındı diye duymadım. Ne zaman oyuna girse etkili oldu, pozisyona girdi, kritik goller atmaya başladı son zamanlarda. Kalitesi bir kere her zaman bir ışık veriyordu Negredo'nun. Yani bir patlama yapacağı veya işte Allah korusun Cenk'e bir şey olsaydı onu orayı doldurabilecek mesajı kesinlikle veriyordu Negredo. O yüzden bence Negredo Cenk'ten sonra orayı doldurabilecek. Şimdi başka işte Larin ismi geçiyor.
bilmediğimiz bir oyuncu. Muhakkak Beşiktaş'ın scout ekibinin izlediği bir oyuncu ama... Evet, Kanadalı bir oyuncu. Onun da bir rakamlarına bakalım. Kyle Larin 22 yaşında. Birleşik Devletler'de Orlando City'de kariyerini sürdürüyordu. Tabii Birleşik Devletler'de sezon farklı. Hani o 2015-2017 arası derken burada 3 sezon olduğunu söyleyelim. 2015, 2016 ve 2017 sezonları. 89 maçta 78 kez ilk 11'de oynuyor ve 45 gol atıyor. Kanada milli takımında da 20 kez oynanmış. Atiba Hutchinson tarafından da Atiba Hutchinson'da referans olduğu uzun boylu bir santfor. Evet. Gelecek vadeden santforlar arası da özellikle o bölge için, hani Orta ve Kuzey Amerika için gösterilen oyunculardan bir tanesi ama hani şimdi gelecek pat diye oynayacak Beşiktaş'ın birinci santforu olacak dersek bu bence bir yatırım transferi olur. Yani Negredo'nun Cenk'in yokluğunu dolduracağı düşünülmüş ve Negredo'nun arkasına da böyle genç, işte istatistiksel anlamda gerçekten iyi, 78 maçta 45 gol iyi bir rakam ilk 11 olarak gelecek vadeden paraya çevrilebilecek bir oyuncu gözüyle alınan bir oyuncu gibi gözüküyor şu an. Doğru mantık, bir yanlışlık yok ama tabii elinizde Negredo'yu tutarsanız. Negredo da o verdiği ışığı Cenk seviyesine taşırsa, eski bildiğimiz Negredo olursa Beşiktaş o bölgede sıkıntı yaşamayacaktır diye düşünüyorum. Tabii Larin transferiyle ilgili Orlando City kulübü aslında bizde bir yıllık daha sözleşmesi var. Beşiktaş hukuksuz bir şey yapıyor açıklamasını yaptı. Beşiktaş da karşı açıklama yaptı. Hayır, biz hukuksuz bir şey yapmıyoruz. Oyuncunun sözleşmesi bitmişti diye. Burada bir hukuki tartışma içine de girildi. Evet. O yüzden Larin henüz tam olarak yani geldi, burada sağlık kontrolü her formayı şey giydi tamam ama gördüğünüz kadarıyla. Montaj değilse formayı yok, giydi. Yok montaj değil, giydi. Sağlık kontrolünden geçti. Beşiktaş'ın ciddi forvet adaylarına bakalım. Yani ciddi derken direkt oynama ihtimali daha yüksek olan forvet adaylarına bakalım. Gelen bilgiler arasında 3 oyuncu var. Biri West Ham United'lı Sako, diğeri Tigres'te forma giyen, Meksika'da forma giyen André Pierre Gignac ve bir başkası da Cenk'in gidiş sürecinde özellikle gündeme gelen Süleymani de diyebiliriz, Cezayirli futbolcu. Şimdi bu 3 oyuncu bu sene ne yaptılar bu sezon, ona bakalım. Diafra Sako West Ham United'da 28 yaşında 17 maça çıktı. Sadece ikisi ilk 11'de, toplam 4 gol attı. Slimani de Leicester City'de sadece 6 maça ilk 11'de başlayabildi. 5 gol attı. Toplamda 16 maç oynadı. André Pierre Gignac tabii bu iki oyuncuyla kıyaslandığında daha kariyerli bir futbolcu. O da 3 sezondur Tigres'te, Meksika'da oynuyor. O da iyi bir sezon, en iyi sezonunu geçirdiğini söyleyemeyiz. 27 maç, 26 ilk 11, 9 gol. Tabii burada Meksika'daki sezon takvimiyle Avrupa'nın sezon takviminin aynı olmadığını da hatırlatalım. Yani neden maç sayısı daha fazla diye soranlar olursa biraz bunun da etkisi var André Pierre Gignac'ta. Şimdi alternatifler bunlar gibi görünüyor. Ne diyorsun? Vallahi ben Sayın Şenol Güneş olsam ilk tercihim tabii ki Gignac olurdu. Yani benim özellikle son Avrupa Şampiyonası mıydı son? Euro 2016. Evet. Yani orada o milli takım kadrosunda da vardı. Vardı. Oyuna girdiğinde de çok klas. Yani Benzema'ya çok benziyor. Oyun stilleri de benziyor. Bitiriciliği de yani fevkalade bildiğimiz bir oyuncu. Ki bu sezonu hariç son iki sezonu Tigre'de de çok üst düzey performans. 30 gollü barajlara yaklaşan goller attı. Tabii onu paylaşalım izleyicilerimizle. Evet, 2015-2016'da 46 maçta 34 gol attı. Geçen sezonda tabii orada hem açılış hem kapanış ligi var. Arjantin gibi iki lig var yani bir sezonda. Orada da 50 maçta 25 gol. Yani bu sezonki performansının bayağı üstünde. Evet. Yani o oyuncu alınabiliyorsa büyük bir transfer başarısı olabilir. Negredo'nun gitmesi halinde tabii ki. Onun dışında Beşiktaşlı oyuncuların... Gerçi Negredo kalsa yani aslında kalsa şu kalsa bile an... de bir alternatif olarak diyorsun. Evet. Ama evet. Yani yarın Beşiktaş... imzalandı. 3 forvet mi olacak? Olmasın mı? Şimdi Larin'i yani uzun vadeli gibi düşünürsek eğer, hani Beşiktaş'ın direkt Negredo'yu da hemen tamamlayacak veyahut da işte yedekleyecek, yani Negredo sakatlandığında veya cezalı olduğunda doğrudan oynayacak bir tecrübeli santrforda ihtiyacı var şu anda hala tabii, bence. Mustafa Pek demek var elde. Yani hazırlık maçlarında da gol attığını görüyoruz. Evet. Ya benim de beğendiğim bir oyuncu yani ama hem sakatlıklar hem de Beşiktaş'ta performans göstermedi açıkçası. O şeyi vermedi ama gerçekten kaliteli bir oyuncu. Ben özellikle en son Şampiyonlar Ligi maçında şeyi çok beğendim.
Yani Mustafa Pekteme kendi yerinde oynamamasına rağmen iyi performans gösterdi. Ama tabii bu ikinci yarı sert geçecek şampiyonluk yarışında ne kadar ondan faydalanır onu bilemeyiz. Benim burada Şenol Hoca olsam tercihim Cinyak olur ama Beşiktaşlı taraftarların her zaman sevdiği agresif siyahi santrafor'da Sako'da Beşiktaş'a bir hareket, önde dinamizm getirebilir. Evet. Slimani de tabii ki çok etkili, çok süratli, değişik bir oyuncu yani. O da bir alternatif. 3 tane iyi santrafor var Beşiktaş'ın şeyinde ama gündeminde tabii en etkilisi bana göre Cinyak. Slimani, ben de seninle aynı kanatta olmakla birlikte Slimani şu açıdan biraz öne çıkıyor mu? Gerçi hani onunla da ilgili uzun uzun konuşacağız. Yani Beşiktaş'ın özellikle Quaresma'nın ortalarıyla hücum etmek, gol aramak gibi bir alışkanlığı var. Başka türlü gol atmıyor mu? Tabii ki atıyor ama hani en ana plan o gibi gözüküyor. Hani Slimani de özellikle hava toplarında, kafa vuruşlarında yakın direk, uzak direk bu anlamda etkili bir oyuncu. Tabii bu kadar orta gelen bir takımda orada ceza sahasında daha hava toplarına hakim bir santrafor tercihi yapılabilir ya da o tek vuruşu iyi yapabilecek oyuncular tercihi edilebilir. Yani baktığımız zaman aslında bu üç oyuncuda da özellikler var. Hı-hı. Yani Cinyak da öyle yandan gelen ortalarda yabana atılacak, atılacak. Sako da nitekim öyle zaten fizik olarak öyle. Yani bu üç alternatif bana göre iyi Beşiktaş için. Ama hangisini alabilecek veya Beşiktaş o Quaresma'nın dominant oyun tarzından tekrar o eski kısa paslarla ceza sahasının üzerinde Oğuzhan'ın geldiği, Talisca'nın geldiği etkili hale dönebilecek mi ki duyumlar, antrenman duyumları o şekildeymiş. Evet, Övünç Özlem'e özellikle sordum. O da bazı yayınlarda anlattı zaten. Basına açık olan antrenmanlarda ki hani Beşiktaş çok fazla kapalı değil bu anlamda. Özellikle işte hücum oyuncularının ikili veya üçlü varyasyonlarla ceza sahasına giriş, ikiye birler yapma, işte hani bir anlattığı antrenmanda sırtı dönük bir oyuncu var. Arkada 2-3 tane o plastik manken diyelim. Onlardan var. Birkaç pas yapıp onların arasından pası atıp golcüyü veyahut da hücum oyuncularını ceza sahasında buluşturma gibi çalışmaları çok sıkça yaptırmış Şenol Hoca. Bu da aslında ilk yarıda ki zafiyeti bir anlamda tespit ettiğini ve bunun üzerine kafa yorduğunu ve bunu düzeltmeye çalıştığını gösterir diye düşünüyorum. Vallahi biraz lüks olabilir ama ben Şenol Hoca'nın veya Beşiktaş yönetiminin yerinde olsam iyi, bu işleri iyi yapabilen, topu araya, defansın arkasına iyi sokabilen, daha çok oyunun içinde pas bağlantısına dahil olabilen bir 10 numara alınmasını da tercih ederdim şahsen. Hmm. Talisca varken tabii bu büyük bir lüks olur ama Talisca'nın bu performansı da biraz soru işareti bende. Şimdi evet, orada şöyle bir açmaz oluyor sanki veya çelişki oluyor. Şimdi Talisca geçen sene gol sayısı ve yüzdesi yüksekti. Maç başına 0.6 gol attı. Hani evet, bir forvet arkası için neredeyse santrafor kadar atmış. Ama bu sene bu 0.2'ye düştü. Şimdi Talisca çok oyunda olan bir oyuncu değil. Talisca skorda olan bir oyuncu. O da söylediğim şey. Değil mi? O da olmayınca bu sefer Talisca bir tartışma veyahut da soru işareti haline geliyor. Sen de o yüzden muhtemelen ya acaba Talisca değil de orada gerçekten işi kuracak, takımını pozisyona sokacak bir 10 numara mı? Sosa, yani şimdi Trabzon'daki Sosa değil ama Beşiktaş'ta hatırladığımız Sosa. Tabii ki yani. Ne diyorsun acaba? Bu ayrıca böyle bir transfer Talisca'nın performansını da yukarıya çeker. Yani Talisca orada yalnız işte arada bir kesik yiyor, Oğuzhan oynuyor orada ama hala orada baktığınız zaman tek 10 numara pozisyonda oynayacak oyuncu o. Diğer gelecek oyuncu Talisca'nın performansına da olumlu etkileyecektir. O da kendini bir seviyeye çekmek zorunda olduğunu görecektir. Yani şu an Talisca ne diyoruz, maç seçiyor diyorlar. Yani ben öyle bir şey söylemiyorum asla da maç seçiyor deniyor, şey yapıyor ama böyle bir tehdit varsa eğer arkasında yanında olursa Talisca'da performansını bildiğimiz geçen seneki Talisca'ya çeker diye düşünüyorum. Neden öyle bir şey yok o da bilmiyorum. Belki Tolgay'ın da iyi performansı, işte ondan da vazgeçmeyelim, Oğuzhan'ı geriye çekersek bu sefer başka bir 10 numara alırsak bu sefer Oğuzhan'ı geriye çekeceğiz veya Oğuzhan'dan vazgeçeceğiz oluyor. Biraz lüks görünüyor ama Beşiktaş'ın ihtiyacı yok da değil o pozisyon için. Peki tam da Oğuzhan demişken şimdi ilk yarıdaki belki temel problemlerden biri de Oğuzhan'ın performansı veya az süre almasıydı. Şimdi geçen sene
sürenin %79'unda sahada kalan bir Oğuzhan varken bu sene %54. Ve şimdi Tolgay performansı iyiydi. Kötü oynadı diyemeyiz ama pek ceza sahasına takımını, arkadaşlarını sokan, kendi giren, şut atan, gol pozisyonu üreten bir oyuncu değil. Değil. Daha geride işi mükemmele yakın yapan bir oyuncu. Burada Oğuzhan mı bir şeyleri eksik yaptı da kulübeye çekildi? Şenol Hoca'nın bakış açısı değişti. Tolgay mı çok? Ne diyorsun? Yani burada sanki eldeki orta saha oyuncuları için en kreatif olan kim? Oğuzhan. Ama maçların yarısında süre olarak oynamadı. Ya aslında bu Oğuzhan'ın kendisinden kaynaklanan bir problem değil. Bana göre. Benim neden? Tespitim şu. Talisca'nın genel formsuzluğu, o skora katkı verememesi, Quaresma'nın o... Yani Quaresma tabii ki çok iyi oyuncu. Yani ben onu başka bir şeye her zaman koyuyorum yani. Başka bir level yani Quaresma. Ama tabii yaşı da artık 34-35'e geldi. Dominant oyun tarzı, devamlı alıp ortayı düşünmesi. Eskiden daha çok içeriye giriyordu. Daha çok gol pozisyonuna giriyordu veya skora katkı yapıyordu. Bu sene biraz daha geride gözüküyor. Bunu belki yaş olarak da geriye gittiği için olabilir. Ayrı konu veya form durumu. Daha çok alıp orta yapmayı tercih ediyor. Skoru alamayınca Beşiktaş, maalesef orada Şenol Hoca da kendi haklı olarak orta sahada bir değişiklikler aradı. Bu değişikliklerde de Atiba baktığınız zaman bir tane defansif orta sahaya ihtiyacınız var. Ondan vazgeçmedi, geçemezdi. Evet. Ne yaptı? Dedi ki ben bir Oğuzhan'ın yerine Tolga'yı koyayım. Yani çok kaliteli bir tane adam var elimde. Anadan doğma futbolcu, daha önce de söyledim. Top ayağına yakışıyor, top kaybetmiyor. Müthiş bir oyuncu yani o pozisyon için. Ama neyi eksik yapıyor Oğuzhan'dan? İleriye desteği vermiyor. Yani cevap bence o Talisca'nın veya işte Beşiktaş'ın ileride skor alamamasından kaynaklanan değişime gitme isteği, zorunluluğu. Oğuzhan'a patladı diye düşünüyorum. Anladım ama şimdi eğer sorunun kaynağı biraz Talisca'ysa, Talisca tam tersi daha az yedek kaldı. Yani Oğuzhan'la kıyasladığımız şimdi zaman, her zaman Talisca ne diyoruz? Daha fazla süre aldı, daha fazla şans buldu. Her zaman ne diyoruz? Aslında cevabı da önümüzde, diyoruz ki Oğuzhan'ı 10 numara pozisyonuna koyduğumuzda tam olmuyor, bir 10 diyoruz. Numara değil diyoruz. Yani bu hepimizde aynı soru var. Doğru. Ne diyoruz? Oğuzhan yüzü dönük olduğunda alıp oyunu istediği gibi çeviren, yönlendirebilen, geriden de hücuma destek verebilen bir oyuncu diyoruz. Kreatif Beşiktaş'ın en kreatif orta saha oyuncusu. İşte cevap orada bence Talisca'nın, acilen eski Talisca'ya dönmesi. O olursa Beşiktaş, o eski skor gücüne ulaşırsa, Quaresma, Talisca, Babel, işte ileride Negredo ile Oğuzhan da yavaş yavaş o eski yerine, eski formuna dönecektir diye düşünüyorum. Evet. Bir ara verelim. Aradan sonra biraz da Fenerbahçe'yi konuşalım. Devam edelim. +90'da yeniden birlikteyiz. Fenerbahçe'nin kampı başlarken iki futbolcunun kampa götürülmemesi, Robin van Persie'nin ve Ozan Tufan'ın kampta yer almayacak olması hakikaten önemli haberlerden bir tanesiydi. Ve tabii Robin van Persie'nin artık sakatlıklardan dolayı çok fazla performans gösteremeyeceği belliydi. Herkes bu anlamda umudunu belki de tüketmişti Robin van Persie ile alakalı, ama Ozan'ın özellikle bu sezon başında forma giymişken sonra bir anda kesilmesi ve kampa götürülmemesi, üzerine Aykut Kocaman'ın da oyunla alakalı ben onu düşünmüyorum, benim planımda yok demesi tabii bazı soru işaretlerini veya merakı beraberinde getirdi. Bir Ozan'ın Fenerbahçe'deki performansına bakalım. Neden önemsiyoruz Ozan'ı? Çünkü Ozan milli takımda da son birkaç aya kadar düzenli oynayan, Fenerbahçe'nin 8 milyon euro gibi bonservis bedeli ödediği, hani Türkiye'nin yakın zamandaki en umut vadeden genç oyuncularından bir tanesiydi. 2015-2016 sezonunda 45 maç oynadı. 23'ü ilk 11'de, 1 gol 2 asist. 2016-2017 sezonunda, geçen sezon yani, 39 maç oynadı. 26'sı ilk 11, 5 gol 2 asist. Bu sezon Avrupa maçlarıyla da birlikte 14 maç, 14'ü de ilk 11'de, 3 gol 1 asist. A milli takımda da şu ana kadar 39 maçta görev yaptı Ozan Tufan ve 4 gol attı. Şimdi buna birkaç pencereden bakabiliriz. 1. Ozan Tufan bu kadar önemli bir yıldız adayıyken, önemli bir orta saha oyuncusu adayıyken, hatta birçoğumuz için uluslararası aranda oynayabilecek potansiyeli var gibi gözükürken, neden şimdi artık Fenerbahçe'de düşünülmeyen oyuncu haline dönüştü? Önce biraz bunu konuşalım. Sonra teknik adam açısından da bakalım tabii, yani Aykut Kocaman açısından da bakalım. Yani şimdi
Aykut Hoca Ozan'la ilgili oyun planımda yok dedi. Evet. Ama herkes Ozan'ı çok eleştirirken Aykut Hoca onu kullanmaya devam etti. Elinde Mehmet Topal varken iyi durumdaydı yani. Mehmet Topal da oynayabilecek durumdaydı. Ki tam da Ozan Tufan o ışığı vermeye başladı. İşte hatırlayalım Malatya maçları falan gerçekten performans vermeye başlamıştı. Herkes işte taraftarı bile artık Ozan'a iyi anlamda, olumlu anlamda dönmüştü. Birden ne oldu onu bilemiyoruz ama benim gözlemlediğim, hani yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama sanki kişisel problem olmuş, bir disiplin problemi olmuş gibi geliyor bana açıkçası. Yani ben böyle konulara pek burada girmek istemem ama benim gördüğüm yani davranışla açıklama arasında tezatlık var. Çünkü Ozan'ı herkes eleştirirken, taraftarı eleştirirken, kendi taraftarı eleştirirken Aykut Hoca sahip çıktı, oynattı. Tam bir seviyeye geldi. Birdenbire jilet gibi kesildi. Mehmet Topal geldi. Eyvallah. O bölgenin gerçekten en iyi oyuncularından bir tanesi. Ve Fenerbahçe çıkış yakaladı. Ondan sonra da oynatmadı. Ama bu kadar önemli bir değerden bu kadar çabuk vazgeçilmesi bende başka soru işaretlerine yöneltiyor beni. Tabii ki de karar Fenerbahçe'nin ve Aykut Hoca'nın. Ozan için bundan sonrası hayırlı olsun diye düşünüyorum, söylüyorum. Yani bence de o kariyerine bundan sonra Avrupa'da devam etmeli ki bu baskılardan, söylemlerden uzaklaşsın. Ve orada tekrar bildiğimiz Ozan gerçekten hani potansiyel olarak box to box oynayabilen, hem skora katkı verebilen hem oyunun defansif tarafında oynayabilen ender oyuncularımızdan bir tanesi. Avrupa'ya uygun bir oyuncu, orada kendine iyi bir uygun bir kulüp bulursa Ozan parlamaya devam edecektir ya da o eski kalitesine dönecektir, kalitesini gösterecektir diye düşünüyorum. Evet, yani o Bursaspor'da gördüğümüzü Fenerbahçe'de çok az görebildik. Hatta Ozan aslında transfer edilirken ne olarak lanse edilmişti, kimin boşluğunu doldurmak üzere hatırla o dönemi? Emre Belözoğlu'nun boşluğunu doldurmak üzere. Tam da senin bahsettiğin özellikler yüzünden. Evet. İşte iki ceza sahası arasında oynar, pas kalitesi yüksek, dribling yapar. Hani Bursaspor'da bize böyle bir tablo çizmişti. Ama üzerinden de 2,5 sene geçti. Az değil. Ve hani bu oyununa, Bursaspor'daki oyununa pek yaklaşamadı. Acaba biraz Bursaspor'un oyun tarzı, o zaman Şenol Hoca zamandaki Bursaspor'un oyun tarzı mı bizi yanılttı? Ozan mı Fenerbahçe'ye adapte olamadı? Ne dersin? Bunların hepsi mi? Ya tabii ki bir sürü cevabı var aslında. Baktığımız zaman Fenerbahçe'nin son 2-3 sezondur çoğu transferinden Fenerbahçe olumlu anlamda faydalanamadı. O yani da var. Fenerbahçe'nin durumu da var, evet. Evet. Yani ben genelde transferleri hani birebir bu başarısız oldu demek istemiyorum. Çünkü takım performansı çok önemli bir oyuncunun bir seviyeye gelebilmesi için. Fenerbahçe çok iyi performans gösteremedi 2-3 sezondur ligde. Oyuncular da ister istemez yanındaki de seni oynatıyor biraz. Yani bu her zaman Temin Cenk için konuştuğumuz şey. Yani etrafında daha kaliteli oyuncular varken şimdi Everton'a daha seviyesi düşük veya daha mücadeleci oyuncularla oynamak zorunda. Ozan da o takım performansının bir kurbanı olmuş gibi geliyor bana. Ama her zaman şöyle düşünüyorum. Her gelen teknik adam da Ozan'dan vazgeçmedi. Bu da Ozan'ın ne kadar önemli bir potansiyel olduğunu gösteriyor bize. Çünkü herkesin eleştirdiği taraftarının, kendi taraftarının sırt çevirdiği bir oyuncuyu hiçbir teknik adam yedek bırakmadı. Veya Fenerbahçe kulübü her zaman arkasında durdu. Çünkü ondaki o potansiyeli görüyor herkes. Ciddi de bir yatırım yaptı Ciddi Fenerbahçe. Ciddi de bir yatırım yaptı tabii ki Türkiye şartlarında. Ama takım performansı da Ozan'ın bu... Hani düşüş demeyeyim de Ozan'ın bu Fenerbahçe'den kopuş sürecini getirdi diye düşünüyorum. Yani aslında Aykut Hoca belki evet aralarında bir şey yaşanmış olabilir ekstra onu bilmiyoruz ama hani oyun derken oyunu Osmanlı Spor maçından sonra böyle çok dramatik bir fark olduğu anlamda söylemiyorum ama hakikaten oyunda da bir değişiklik olmadı mı? Olumlu ya da olumsuz anlamda söylemiyorum. Sağ içindeki diziliş, oyuncuların sahaya yayılışı, oyunu ele alış şekilleri biraz değişmedi mi Osmanlı Spor maçından sonra? Yeah. Yani Soğuz'a bile ne dedi? Mehmet, biz çok gol yiyorduk, Mehmet Topal'ın aramıza katılması gerekiyordu dedi. Ve iyi oldu dedi evet. Mesela. Yani oyun üzerinden tartışırsak meseleyi. Evet, yani şimdi bu Mehmet Topal, Soğuz'a, Ozan... Kaç senedir? 3 senedir herhalde yan yanalar. Tabii var, evet. Geldiğinden beri Soğuz'la aynı zamanda mı geldi? Hatırlamıyorum evet, tabii. Doğru. Evet. Yani her zaman tercihte
Soğuz'a Mehmet Topal vardı ilk başta. Üçlü orta sahaya dönüldüğünde yanlarında da Ozan Tufan vardı. Eğer Soğuzan'ın mantığıyla bakarsak bu üçlü orta sahayla Fenerbahçe'nin çok daha az gol yemesi lazım. Sen Mehmet Topal'la yan yana oynarken Soğuz'a Vardar'a elendin. Çok gol yedin. Fenerbahçe bu kadroyla ligin en çok gol yiyen takımlarından bir tanesi diye konuştuk. Yanlış mı hatırlıyorum? Yani Topal orada tabii Soğuzan'ın yapmış olduğu açıklama yanlış. Ben Mehmet Topal'ı da geçenlerde gördüm. Hakkını her zaman teslim ediyorum. Yani benim o bölgede en beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Ama ben Fenerbahçe'de hoca olsam tercihim, ışık veren iyi bir Ozan varsa elimde, hani gerçekten o bildiğimiz Ozan'sa, Mehmet Topal Ozan tercih ederim yani baktığım zaman. Acaba Ozan da şurada mı hata yaptı? Belki dönen toplarda, belki pozisyon almada, top rakipteyken aldığı pozisyonda yani. Elbette ki %100 her oyunun her yerini bilen, her yerini görebilen bir seviyede değil. Yaşının vermiş olduğu tecrübesizlikle, maç eksikliğiyle kaynaklanan zaafları oluyor olabilir. Mehmet Topal Soğuz'a baktığınız zaman, daha önce de söyledim bunu, haklarını da teslim ettim. Yani Fenerbahçe orta sahası gününde olduğu zaman veya baskıyı takım halinde yaptığı zaman orta sahası geçilmesi zor bir orta saha. Yani bu iki oyuncunun da içinden geçemezsiniz yani kolay kolay. Hem fizik olarak güçlüler, hem hamle olarak akıllı, o topu alabilen, almayı bilebilen oyuncular bunlar. Her orta saha oyuncusu bu özellikte değildir. Yani kimisi çok koşar ama bakarsanız maçta top çalması çok az seviyededir yani. Bu iki oyuncu da aksine bu işi iyi yapabilen evet, oyuncular. Ama Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki kısırlığına da bu iki oyuncunun yan yana oynaması veya işte orta sahadan gerekli desteğin sağlanamaması da bir etken diye düşünüyorum ben. Aslında tabii o 11. haftadan sonra 5 maçlık seri ve en son Konya'da işte berabere biten maç, hani 6 maçlık bir performans var ortada. Orada aslında düşündüğümüz zaman Fenerbahçe'nin hani gerçekten çok iyi oynadığı, çok ürettiği bir Kasımpaşa maçı var. Onun dışındaki maçlarda çok ürettiğini söyleyemeyiz ama Aykut Kocaman'ın da Antalya'dan gelen bilgiler, hani son 6 haftadaki oyundan memnun oldu. Kendisi de zaten bunu ifade etti. Evet. Ve bunu daha da geliştirmek üzerine çalışmalar yapıldı. Hani yeni bir şey bulmak, yeni bir şey aramak değil, son 6 haftayı daha iyi hale getirmek. Mantıklı olan o. Yani şimdi umarım, şöyle söyleyeyim, ligin seyir zevki açısından bu son 6 maç Fenerbahçe'yi yanıltmamıştır veya Aykut Hoca'yı yanıltmamıştır umarım. Fenerbahçe de her zaman yarışın içinde olsun, Beşiktaş'ta, Trabzon'da, Başakşehir'de ki Kayseri, Göztepe, bu lig daha böyle zevkli hale gelsin. Ama eğer Fenerbahçe aynı oyuncularla ligin başındaki sıkıntıya geri dönerse, bu ilk yarıda açılan, sonradan kapanan suni denen fark ikinci yarıda kapanmaz. Yani ikinci yarılar her zaman daha realdir. Lig, gerçek lig ikinci yarılarda oynanır. Yani bu hepimizin bildiği bir şeydir. İkinci yarıdaki 8-9 puanlık farklar kolay kolay, yani 4-5 hafta geçtikten sonra kapanmaz yani. O saatten sonra çok geç kalınmış olabilir Fenerbahçe. Seneyi kaybedebilir ama üzerine de koyarlarsa, bu şekilde coşkulu, istekli, taraftarının da arkasına alıp devam ederse Fenerbahçe, tabii ki de şampiyonluğun psikolojik olarak en büyük adaylarından bir tanesi. Peki o 6 haftalık periyotta Valbuena daha az rol aldı. Öyle söyleyelim. İlk 11'de yoktu. Ve Aykut Kocaman Atıf'ın performansını özellikle tanımlarken, hani orada takım oyununa çok uygun davrandığını ve aslında o ceza sahası yeteneği ve becerisini de kendi standardında kullanması halde çok da fark yaratacağını düşündüğünü evet, söyledi Atıf'la ilgili. Bir Valbuena var. İki de ilk yarıda aslında hiç yararlanılamayan sakatlıklar nedeniyle Mehmet Ekici var. Evet. İkinci yarıda olabilecek mi, olamayacak mı, onu çok iyi bilmiyoruz. Bu iki oyuncu eğer takıma katılırlarsa, Aykut Kocaman'ın kafasındaki gibi, planındaki gibi, o şablonu bozmayacak şekilde, Fenerbahçe daha üretken bir takım haline de dönüşebilir mi? Yani şöyle, şimdi Aykut Hoca'nın neye önem verdiğini hepimiz iyi biliyoruz. Burada daha önce de konuştuk. Pozisyon sadakati denen, evet, aslında futbolun içinde çok güzel bir deyimi var. Her oyuncunun aslında pozisyon sadakati, karşısındaki oyuncuyu nasıl onu karşılıyorsa onun da onu karşılaması gerekiyor. Çok
üst düzey Messi değilsen, yani Messi'nin yürüme izni var sahada, 7 kilometreyle maç bitiriyor yani. Şimdi Türkiye'de veya diğer başka takımlarda böyle kimsenin öyle bir lüksü yok. Aykut Hoca da Messi hariç diyor zaten. Bütün değil mi? Onu bilmiyorum. Evet, işte. Evet. Bizi doğrulamış oldu Aykut Hoca da. Aykut Hoca bunu seven bir teknik adam. Yani böyle yemek yiyor, devam ediyor. Buna saygı duyuyorum. O tamamen onun bu zamana kadar Aykut Hoca'yı Aykut Kocaman yapan, başarılar kazandıran, kupalar kazandıran özelliği bu. Bu da onu da diretiyor Aykut Hoca'da. Ama tabii ki şimdi Atıf'ın da hakkını yemeyelim. Sivasspor'daki Atıf birebir de geçemeyeceği hiçbir oyuncu yoktu. Yani çok etkili bir oyuncuydu her zaman. Bizi de çok zorlayan bir oyuncuydu. Ama Fenerbahçe'de sanki daha çok işin yanlış anlaşılmasın, yani işçilik kısmını yaptı. Yani daha çok amelelik yaptı demek istemiyorum da o kısmındaydı. Hep oyuncusunu takip etti. O bildiğimiz yeteneklerini hiçbir zaman Fenerbahçe'ye sergileyemedi. Öncelik olarak o da takım bir parçası olmaya çalıştı. Ama ne göründü? Benim Fenerbahçe'de özellikle son zamanlarda gördüğüm, ne zaman Fenerbahçe skor aldı ve oyuna Valbuena girdi, o zaman çok daha etkili olmaya başladı Fenerbahçe. Yani hem geniş alan buldu, hem de Valbuena artık formayı kaybettim, geri almam lazım veya bir şeyleri göstermem lazım mı dedi bilmiyorum ama çok daha etkili, çok daha iyi bildiğimiz Valbuena gibi oynamaya başladı. Mehmet Ekici'ye gelince pek fazla bir ümidim yok. Şöyle sadece bu 6 ayı kayıp değil, geçen seneden de 6 ayı kayıp. Bir senedir oynamayan bir oyuncudan bahsediyoruz, değerli bir oyuncu. Geri dönüşünün biraz zor olacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin için. Ancak seneye mi diyorsun? Önümüzdeki sezon mu yani? Yani ama işte 1,5 sene oynamamış bir oyuncudan bahsedeceğiz o zaman da. Ne olur bilmiyorum ki geldiği zaman da Ozan'dan vazgeçen Mehmet Topal ve Souza için Ozan'dan vazgeçen Aykut Hoca'nın Mehmet Ekici'yi orada ne kadar şans verir? Önde zaten vazgeçilmez şu an takımın en önemli oyuncularından bir tanesi Giuliano var. Mehmet Ekici'nin işinin zor olduğunu düşünüyorum. Peki bir de ikinci yarıya şöyle bakalım. Şimdi 7 takım var. 7 puanlık bir arayla sıralanıyorlar. Medipol Başakşehir'den Trabzonspor'a kadar. Hatta hani burada Sivasspor ve Bursaspor da belki ilave edebiliriz ama özellikle şu anda Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da son haftalarda yaptığı çıkışla hani bir seri yakalarsa bir anda şampiyonluk yarışının içinde görebiliriz gibi görünüyor. Bu 5 takımın aralarındaki maçların bir takvimine bakalım. Evet. Yani bu bir tartışmadır işte. Derbiler mi şampiyonluk getirir? Hayır, diğerleri. Tabii ki bütün maçlar önemlidir ama burada özellikle ligin akışıyla ilgili ilginç verilere ulaşabiliriz. Aslında ilk yarıda bunun bir tezahürünü gördük. Şimdi 19. hafta Trabzonspor, Fenerbahçe, ardından Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve 24. hafta Trabzonspor, Beşiktaş. Yani Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir aslında kısa sürede kendi aralarında oynuyorlar. Yani birbirlerini yiyorlar orada. Evet, Galatasaray burada dışarıda kalıyor. Ta ki 26. haftaya kadar. 26. haftadan sonra Galatasaray da devreye giriyor. Fenerbahçe ile oynuyor. Bir Başakşehir-Beşiktaş maçı var ve sonrasında da Galatasaray-Trabzon, Galatasaray-Başakşehir-Galatasaray, Beşiktaş maçları var. Mesela Aykut Kocaman'ın dikkat çektiği noktalardan bir tanesi, biz ilk 6 haftada 3 şampiyonluk adayıyla oynayacağız diyor. Trabzonspor deplasmanı, Başakşehir deplasmanı ve Beşiktaş deplasmanı. Evet. Şimdi Fenerbahçe mesela öyle çok zorlu bir aşamadan geçecek. Yani çok şey söylenebilir. Yani bir kere en avantajlı olan, cebine krediyi koyabilecek olan Galatasaray gözüküyor. Ama ilk yarıda o krediyi koydu. Koydu. Sonra ligi lider bitiremedi. Bitiremedi tabii ki ama şimdi başka bir hoca var. Evet tabii. Bu psikolojiyi daha iyi bilen bir hoca var. Ve lig ikinci yarı gerçekten başlıyor. Galatasaray o ilk yarıdaki çıkışı yakalarsa şu tabloya göre avantajlı olan takım Galatasaray. Krediyi cebine koyup içeride de büyük maçlardan yenilmese bile hepsini kaybetti. İlk yarı kazanamadı. Evet, doğru, hepsini kaybetti. Buradan iki tanesini kazansa bile şu an ne oluyor? 4-5 puan farklı lider bitirmiş oluyordu ilk yarı. İkinci yarı bunu hatta cebine koyabilir. Hatta rakiplerinden de düşeceksin bu arada. Aynen öyle. Yani daha fazladı. Ben şu an direkt öyle söyledim. Tabii. Ama şöyle de bir ters taraf var. Bakıyorum. Yani şimdi 19. hafta, 21. hafta ve 23. hafta Fenerbahçe 3 tane derbi maç oynuyor. Trabzon deplasmanı, Başakşehir deplasmanı ve Beşiktaş deplasmanı. 23. hafta eğer olumsuzdan bahsediyorum, Fenerbahçe'nin bu maçlarda yenildiğini düşünürsek,
yarıştan kopmuş bir Fenerbahçe'den bahsedebiliriz. Evet. Veya tam tersi şampiyonluğun en büyük adayı derbilerinden sıyrıldı. Öyle de bahsedebiliriz. Diyelim diğer taraflara bakalım. Trabzon Fenerbahçe maçıyla başlıyor mesela. Kendi sahasında yine Beşiktaş'ta oynuyor. Kazanırsa birden potanın içine girebilir ki muhtemel. İçeride derbileri iyi oynuyor. Başakşehir'le de içeride oynuyor. Aynen öyle. Üç tane önemli derbi içeride oynuyor. Beşiktaş burada hiç puan kaybına tahammülü olmayan, evet, bu ligin sezon başında en büyük şampiyonluk adayı. Şu an yani diğer verilere göre de 3. 4. sıraya düştü istatistikler olarak. İddia demek istemiyorum yani şeye. Orada daha geride gösteriliyor Beşiktaş. Evet, doğal olarak 6 puan geride çünkü. Hiç puan kaybına tahammülü yok. Onlar da 26. haftaya kadar derbi maçlarını kazanırsa tekrardan şampiyonun en büyük adayı olur ama kaybederse. Yani burada Trabzon, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'i saymayalım. 3 takımdan 2 tanesi bana göre 26. haftada şampiyonluk yarışının çok gerisinde kalabilir bu sonuçlara göre. Alacakları sonuçlara göre. Çünkü Başakşehir'i koymuyorum çünkü Başakşehir'in puan avantajı var. Beşiktaş'a göre 6 puan. Kaybetse bile önde yer alabilir hala. Aynen öyle. Çağdaş Atan çok teşekkürler yorumların için, kattıkların bir için. Bir şey söyleme hakkım var mı? Tabii. Yani estağfurullah. Tabii ki çok keyif alıyorum seninle program yapmaktan ama bu programın duayeni de Mehmet Demirkol. bir gün inşallah onunla da beraber burada olmak isterim. Bir gün beraber ama onun yerini de doldurmaya çalışıyoruz kendi çapımızda. Yapabiliyorsak ne mutlu bize. Çok teşekkürler Çağdaş. Ben de çok keyif alıyorum seninle program yapmaktan. 90 artıyı burada noktalıyoruz. Yine yayınlarla, özel programlarla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.